Gözlerimi şahit olduklarına başka bir insan şahit olsaydı belki de aklını yitirirdi. Benim de akıl sağlığımın pek yerinde olduğu söylenemez. Bu olayı yaşadığım zamanlarda İstanbul'da tekstilde çalışıyordum. Yılı yanlış hatırlamıyorsam 2010 falan olması lazım. Bayram öncesi olduğu için işleri yetiştirmek için mesai üstüne mesai yapıyorduk. Bir de patronun bize "Malları yetiştirin, yoksa bayram izni de yok" tehditleri altında gece gündüz çalışıyor, arta kalan zamanda mülteci kampı gibi 6-7 erkek tuttuğumuz evde uyumaya gidiyorduk. Bu yoğun çalışmayla birlikte şükürler olsun ki malları yetiştirdik ve bayram iznini zar zor da olsa kaptık. Biraz hızlı girdim galiba anlatmaya. Biraz hayatım ve kim olduğumla ilgili bilgi vereyim. Aslen Zonguldaklıyım. Askerliğimi yapar yapmaz gurbete, İstanbul'a iş bulmak umuduyla gittim. Zonguldak'ta kalırsam ya maden ya da diğer karın tokluğuna işlerde çalışacaktım. Hoş, İstanbul'da da aynı ya neyse. İstanbul ya büyük şehir. Giderim, iş tutarım. En azından büyük denizde boğulurum hesabı. İstanbul'da tekstilde işe girdim. İşimin ikinci yılında, hikayenin başında da bahsettiğim gibi bayram mallarını yetiştirmek için var gücümüzle çalıştık ve nihayet bayramı memlekette ailemle geçirmek için Zonguldak'ın yolunu tuttum. Memlekete vardığımda ailemle özlem giderip bayram telaşı, alışveriş ve kurban işlerini hallettik. Babamlar ve amcamlarla. Her bayram olduğu gibi atayevi babaannemlere, halamlar, amcamlar doluştuk. Güzel bir bayram geçiriyorduk. Bayramın üçüncü günü halamın oğlu Murat ve köyden arkadaşım Eren'le mangal yapmak için hazırlık yaptık. Bizim buralarda bayramda gündüzleri ev ev gezilir, bayram gezmesine çıkılır. Bayramın üçüncü günü bizim köyün bayramı değildi. Sabah bayram gezip akşam mangal için evden et, odun, ıvır zıvır şeyleri ayarlayıp Kurt Dağı'na gitmek için yola koyulduk. Üçümüz ancak bayramdan bayrama bir araya gelebiliyorduk. Hem muhabbet edip hem de kafa dinleyecektik. Akşamüstü bayram gezmeleri bitince dağa gittik ve uygun bir yerde mangalımızı yaktık. Kurban bayramı olduğundan etimiz boldu. Konu konuyu açıyor, eskileri yad ediyorduk. Bir kuzen anlatıyor, bir Eren. Onlar susunca ben anlatıyorum. İstanbul'da, şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım. Kısacası onlar da ben de, şahit yok ya, birbirimize karşı çaka satıyorduk. Ama onlarla böyle sohbet etmeyi özlemişim. Muhabbet baya koyulaşmıştı. Saate baktığımda 12'yi çoktan geçmiş ama hala duruyorduk. Üçümüz de bekar adamlardık. Ararsa anamız babamız arardı. Onlar da aramadığına göre daha durabiliriz diye fazla takmadık. Bir iki saat daha geçtikten sonra ateşi söndürüp malzemeleri arabaya koyup evin yolunu tuttuk. Orman yolundan giderken acele etmeden yavaş yavaş gidiyorduk. Yüksekte olduğumuzdan hafiften sis vardı. Hem muhabbet ediyor hem de yolumuza devam ediyorduk. Arabayı kullanan Murat aniden durdu. "Siz ateşi tam söndürdünüz mü?" diye sordu bize. Ben de "Ben söndürdüm. Eminim ateşin söndüğünden" dedim. "Niye, ne olmuş ki ateşe?" dedim. Murat "Arkaya baksanıza, ateş yanıyor" dedi. Eren'le ikimiz arkaya döndük. Gerçekten de ateş yanıyordu. Mangal yaptığımız yerden uzaklaşmıştık. Uzaktan belirgin şekilde ateş yandığı belli oluyordu. Murat "Şuradan dön de şu ateşi söndürelim. Başımıza iş almayalım gece gece" dedim. Murat ani bir manevrayla geri döndü. Mangal yaktığımız yerde ateş yanmıyordu. Tuhaf bir şekilde biz yaklaşınca yanan ateş daha ileride yanıyordu. Şöyle tarif edeyim, ateşi uzaktan görüyorduk. Sanki çok yakın gibi ama yanına gittiğimizde hala uzakta bize. Arabadan inerek gitmek istedik ama hala uzakta bize. Eren de "Lan bırakın, neyse ne, bizim mangal ateşi değil ya, kim yaktıysa o söndürsün" dedi. Biz de dediğini yapıp arabaya geri döndük. Tekrar ev yoluna koyulduk. Eren'i köy meydanında indirip biz de bizim evin yolunu tuttuk. Evin önüne varıp tam arabadan ineceğimiz sırada Murat "Cüzdanımı bulamıyorum. Bir etrafına baksana" dedi.
Arabanın içini kontrol ettik. Cüzdan yoktu. Murat, muhakkak mangal yaptığımız yerde düştü galiba. Geri dönüp bir bakalım mı diye sordu. Gitmek istemesem de sonuçta cüzdanı, parası, kimliği, her şeyi ondaydı. Tamam gidelim dedim. Tekrar geri dönüp ormanın yolunu tuttuk. Mangalı yaptığımız yere vardık. Düşündüğümüz gibi cüzdanı ateşi yaktığımız yerin yakınlarında bulduk. İçindekiler de yerli yerindeydi. Zaten gecenin o saatinde kim gelip cüzdanı bulacak? Tam arabaya binip yola koyulduğumuz sırada Murat yine aniden durdu. Arkana dönsene dedi. Arkama dönüp baktığımda birkaç farklı yerde ateşin yandığını gördüm. Murat, bu ne demek şimdi? Kim yakıyor bunları? Ormanı mı yakacak bunlar? Gel uzaktan bir bakalım. Jandarmayı ararız olmazsa dedim. Arabanın farlarını kapatıp motoru stop ettik. Yürüyerek ateşin yandığı yere doğru yürümeye başladık. Ateşe yaklaştıkça ateşin etrafında birilerinin olduğu belli oluyordu. Ateş o kadar harlı yanıyordu ki yanmasından çıkan çatırdama sesleri bize kadar geliyordu. Ateşin yanına iyice yaklaştık. Ateşin etrafında 6 kişi vardı. Bu kişileri size nasıl anlatayım? İri yarı, üzerlerinde sanki kürk varmış gibi uzun saçlı, uzun sakallı kişilerdi. Saçları neredeyse yüzlerini örtüyordu. Selam verip yanlarına yaklaştık. Biz yanlarına yaklaşıp selam verene kadar homurtulu bir şekilde konuşurlarken aniden sustular. İçlerinden bir tanesi kalın bir sesle selamımızı almadan "Hoş geldiniz" dedi. Ateş o kadar harlı yanıyordu ama yüzleri karanlık olduğundan adamların yüzünü göremiyorduk. "Dayı, biz şu ileride mangal yaptık da buradaki ateşi gördük. Birisi unutup gitti sandık. O yüzden bakmaya geldik" deyip konuya girdim. Adam yine kalın bir sesle "Bizim ateşimiz sönmez. Hep yanar. Biz her gece buradayız" dedi. "Allah muhabbetinizi arttırsın" deyip oradan uzaklaşmak istedik. Aynı adam yine seslendi. "Gitmeyin. Buyurun siz de oturun" dedi. "Yok, çok geç oldu. Biz bölmeyelim. Gidelim" dedik. Adam yerinden kalkıp "Kimse bir yere gitmeyecek" dedi. Bir sorun çıkacağını anladım. Murat'a işaret ederek "Arabaya koş" diye bağırdım. Arabaya koşup bindik. Murat arabayı çevirmek için manevra yaptı. Biz bu manevrayı yapana kadar adamlar bize yetişti. Arabanın kapılarını kilitledik. Tam dönüp giderken arabanın olduğu yerde ati yaptığını hissettik. Araba bir adım bile ilerlemiyordu. Arkaya dönüp baktığımda aman Allah'ım o iri yarı adamların arabaya tuttuğunu fark ettim. İkimiz de korkudan ağlıyorduk. Çaresizce bağırıp yardım istiyorduk. Dağın başında sesimizi duyurmamız imkansızdı. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Çocukken yaz tatillerinde Kur'an kursunda öğrendiğim dualar vardı ezberimde. Hatırladığım kadarıyla seri şekilde okuyordum duaları. Ağlamamı durduramıyordum. Murat hala gaza yükleniyordu. Ortalık toz duman olmuştu ama araba hareket etmiyordu. Ben dua okurken Murat'a da "Besmele çek, aniden gaza bas" dedim. Murat "Ya Bismillah ya Kerim" deyip gaza bastı. Sanki bir ok yaydan fırlar gibi araba kendini ileri attı ve o tozun içinden çıktık. Araba hızla ilerlerken dikiz aynasından arkaya baktığımda toz dağılırken adamların olduğu yerde durup bize baktığını fark ettim. Daha sonra arkamıza bakmadık. Korku ve şoku biraz üzerimizden atınca eve varır varmaz jandarmayı aradık. Ormanı yakıyorlar diye ihbarda bulunduk. Jandarma köye geldiğinde jandarmayla beraber o adamları gördüğümüz yere götürdük onları. Oraya vardığımızda bir şok daha yaşadık. Arabanın pati yaptığı yerler neredeyse bir karış içine girmiş, çukur olmuştu. Lastik izleri hala oradaydı. Ateşi gördüğümüz yere gittiğimizde hala açıklayamadığımız şeyle karşılaştık. Ne ateş vardı ne de ateşin yandığına dair bir iz yoktu. Jandarma hala şokta ve korkmuş olduğumuzdan bize fazla dokunmadı. Daha sonra öğrendik ki köyden birkaç kişi daha aynı ormanda buna benzer şeyler yaşamış. Aynı adamları onlar da görmüşler. Cin mi, mağara adamı mı bilmiyorum ama bu olayın üzerinden bu kadar sene geçmesine rağmen hiçbir zaman ormana gitmedim, gidemedim. Biraz araştırdım. Cin diyenler de var, dağ adamları diyen de.
Bir takipçi hikayesinin daha sonuna geldik. Bu hikayede dikkatimi çeken dağ adamı söylemini internette araştırdığımda, özellikle yabancı kaynaklarda dağlarda yaşayan ilkel dağ adamlarının olduğuna dair izlerin olduğu ve buna benzer olayların yaşandığı söyleniyor. Ne kadar gerçektir bilmiyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ülkemizde bazı bölgelerde geçmiş zamanlarda olağanüstü olaylar yaşanmış. Bu olaylar bölge halkı tarafından dilden dile anlatılmaya devam etmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Şimdi sizlere anlatacağım bu takipçi hikayesi de bunlardan bir tanesi. Şimdi hikayeyi takipçinin anlatımıyla anlatmaya başlıyorum. Olayın tamamen gerçek olduğu söylenmektedir. Bundan uzun yıllar önce Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı bir köyde yaşanmıştır. Daha doğrusu olayın bir kısmı bu köyde ve bir kısmı da bu köyün yakınlarındaki bir dağda geçmiştir. Köy Felahiye'ye 10 kilometre uzaklıktadır. Dağ da köye 2 kilometre mesafededir. Dağın adı Safrant. Safrant'ı öyle çok yüksek bir dağ değil. Ben bizzat en tepesine kadar çıktım. Dağın en tepesinde bir mağara var. Mağaraya birkaç basamaktan oluşan bir merdivenle inilir. Burası çok eski dönemlerde bir kaleymiş. Hatta eski adının Safran Kale olduğu da söylenir. Geçmişi Bizans dönemine dayanır. Yani merdiven sonradan yapılmış değil. Yüzyıllar öncesinden kalma. Eski usul ağır ve blok taşlardan yapılmış bir merdiven. Mağara ve merdiven bugün hala mevcut. Ben bizzat mağaranın içine kadar girdim. Mağaraya girdiğinizde içerisi geniş falan değil. Bir oturma odası büyüklüğünde. İşte bu odanın tam ortasında 1,5 metre çapında bir kuyu var. Ben bu kuyuya bizzat elimle büyükçe bir taş attım ama kuyudan hiçbir ses gelmedi. Sonunun nereye çıktığını kimse bilmiyor. Söylentilere göre bu dağın içinde, yani kuyunun dibine ulaştığınızda bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı olduğu söylenir. Çok geniş alanlar varmış. Hatta dağın altından akan bir nehir olduğu söylenir. Evvelce bazı çobanlar sürülerini otlatırken birkaç küçük baş hayvanın yanlışlıkla bu mağaraya girdiğini ve kuyuya düştüğünü, daha sonraları bu hayvanların Kızılırmak'tan çıktığı rivayet olunur. Günümüzde olmasa da eskiden bu tür olaylar yaşanmış. Ayrıca Kızılırmak, Felahiye'nin ve bu dağın yakınlarından geçer. Dağın altında bir nehir aktığı, kuyuya düşen koyun ve keçilerin Kızılırmak'tan çıktığı düşünülürse, bu nehrin Kızılırmak'a bağlanıyor olması hiç de mantıksız değil. Şimdi asıl mevzuya girelim. Bizim oralarda, yani bizim köyde, komşu köylerde ve Felahiye'de yıllardır babadan oğula anlatıla gelen bir efsane vardır. Safransa'daki bu mağarada ya da mağaradaki o karanlık kuyu her nereye açılıyorsa, oralarda bir yerlerde bir altın buzağı varmış. Define avcıları, macera perestler hep bu altın buzağı aramışlar ama ne var ki bu altın buzağı bulamıyorlarmış, tılsımlıymış ve cinler tarafından korunuyormuş. Birkaç kişi bu buzağı görse de almaya muvaffak olamamışlar ve başlarına kötü olaylar gelmiş. Ben bizzat dedemden, büyüklerimden ve birçok kişiden dinlediğim olayı şöyle anlatmaya başlıyorum. Bizim köyde Çavuş Ağa denilen bir adam varmış. Kendisi biraz içe kapanık, biraz da meczupmuş. İşin garip tarafı, bu adamın öyle defineyle falan da işi olmazmış. Bir kış gecesi evde karısıyla uyuyorlarken tuvalete kalkmış. Tuvalet dışarıdaymış. Malum köy yeri. Bir de olayın uzun yıllar önce olduğunu düşünürsek tuvaletlerin dışarıda olması gayet normal. Çavuşa kışın o zemherisinde tam tuvalete girerken ya da tam çıkar çıkmaz iki tane cin kollarına girerek bunu Safrantı'daki mağaranın içine götürmüşler. Mağara ile köyün arası 2 kilometre ama Çavuşa daha sonra olayı anlattığında belki de 2 saniyede vardık demiş. O kadar hızlılarmış yani.
Olayın verdiği şokla ya da korkuyla çavuşa bayılmış. Bir süre sonra gözlerini açmış. Yarı baygın vaziyette. Bir de ne görsün. Korkudan dili tutulmuş. Cinlerden bir cemaat varmış. Oldukça kalabalıklarmış. Bu cinlerin bir de reisi varmış. Reisleri bir tahtta oturuyormuş. Emri altındaki cinler ona hizmet ediyorlarmış. Bu çavuş ağa bütün bunları gözleriyle görmüş. Korkudan kıpırdayamıyor. Sadece olan biteni izliyormuş. Bir ara cinlerin reisi diğer bazı cinlere emretmiş. Sen falancanın evinden ekmek getireceksin. Sen filancanın evinden sofrasından şunu getireceksin. Sonra bir diğerine. Sen de falancanın evinden ya da sofrasından yiyecek getireceksin demiş. Yani anlaşılan o ki emrindeki cinlere insanların besmelesiz yedikleri yiyecekleri getirmesini emretmiş. Öyle ya, bir hadisi şerifte Efendimiz buyuruyor ki, üzerine besmele çekilmeyen yemeği şeytan kendine helal sayar. Neyse, hepsi de bir takım yiyeceklerle geri gelmişler. Sonra bu yiyeceklerle kendilerine büyükçe bir sofra kurmuşlar. Yemişler, içmişler. Karınlarını doyurduktan bir müddet sonra bu cinler çalıp oynamaya başlamışlar. Sanki birinin düğünü varmış gibi. Çavuşa kafayı bozmak üzereymiş. Gördükleri karşısında şoka girmiş. O korkuyla buradan nasıl kurtulurum diye etrafına bakınıyormuş ki bir de ne görsün. Az ötesinde yıllardır dilden dile anlatılan o altın buzağı duruyormuş. O korku, heyecan, o karmaşık hislerle bir ara o altın buzağı sezdirmeden almak istemiş. Bakmış ki neredeyse gerçek bir buzağı boyutlarındaymış. Sonra kendince bari kuyruğunu ya da kulağını kırayım da koynumu atayım. Hiç değilse bundan sonraki hayatımda biraz olsun rahatlarız diye düşünmüş. Tam elini buzağa atmış, kuyruğunu ya da kulağını kıracakmış ki karşısına iki tane cin dikilmiş. Sen bizim ilahımıza nasıl böyle bir saygısızlık yaparsın? Senin cezan ölümdür demişler. Meğer cinler bu buzağa tapıyorlarmış. Bizim çavuş ağa baltayı taşa vurmuş. İnsan işte. Sen neredeyse cinlerle kucak kucağısın. Bambaşka bir alemdesin. Korkudan ödün patlamış ama altın buzağı yanı başında görünce yelkenleri indirmişsin. Tamahkar insanoğlu. Cinlerden biri demiş, bunu asalım. Bir diğeri de yok, bunu nehre atalım gitsin demiş. Öldüreceklermiş yani. Buradan da şu anlaşılıyor ki dağın altından nehir akıyormuş. Tam o sırada reisleri bu iki cine seslenmiş. Onu öldürmeyeceksiniz. Onun sabileri var. Onu aldığınız yere geri götürün demiş. Bu arada cinlerin reisinin başında da bir tacı varmış. Tacında da çok parlak, ışıl ışıl parlayan bir mücevher varmış. Artık elmas mı, zümrüt mü bilmiyorum. Diğer cinlere göre daha da heybetliymiş. Anladığım kadarıyla Müslüman değillermiş. Reisleri merhametli olsa gerek ki bu adamı geri götürün demiş. Reisin bu sözlerini duyan çavuşa hem korkuyormuş hem de sevinmiş. İçinden Allah'ın sana şükürler olsun diyormuş. Bu iki cin yine koluna girmişler çavuş ağanın. Seni geri götüreceğiz ama bir şartla. Seni bıraktıktan sonra asla arkana dönüp bakmayacaksın demişler. Çavuş ağa da onları onaylarcasına kafasını sallamış. Çavuş ağanın evi köy meydanına yakın bir yerdeymiş. Bunu yine getirdikleri gibi bir anda dağın içindeki mağaradan alıp köy meydanına bırakmışlar ama öncesinde sıkı sıkı tembih etmişler. Sakın arkana bakma diye. Tam köy meydanına bırakmışlar ve bizim çavuş ağa merakına yenik düşmüş. Tam geri dönerken göz ucuyla bakmış ve o anda cinlerin ikisi de yanmış. Çavuş ağa iki cinin de ateşler içinde yandığını gözleriyle görmüş. Sonra korkuyla evine koşmuş. Hemen yatağına girmiş. Karısı hala uyuyormuş. Çavuş ağanın soğuk teni karısına değince karısı sıçrayarak uyanmış. Nedir bu halin bey? Buz gibisin. Ne oldu sana diye sormuş. Çavuş ağa da yok bir şey. Tuvalete gittim. Üşüdüm demiş. Karısı da uyku sersemi olduğu için tekrar uykuya dalmış. Öyle ya
mevsim kış, bütün bu yaşananlardan sonra Çavuş Ağa'nın bedeni buz kesmiş. Neyse, uyuyup uyandıktan sonra sabahleyin olanı biteni karısına ve köylüye anlatmış. Çavuş Ağa fazla konuşan birisi değilmiş. Bu olaylardan sonra daha da içine kapanmış, aklını iyice yitirmiş. Çok da yaşamamış zaten. Bir müddet sonra vefat etmiş. Bu olay tevatür. Köylüler bizzat bu yaşananları Çavuş Ağa'nın ağzından dinlemişler. Bana da bu olayı rahmetli olmadan önce dedem anlatmıştı. Dedem de bu olayı bizzat Çavuş Ağa'nın ağzından dinlemiş.